Trendyol Basketbol Süper Ligi 24. haftada alınan sonuçlar şöyle. Bahçeşehir Koleji 86, Gaziantep Basketbol 92, Afyon Belediyespor 90, Banvit 96, Tofaş 85, Türk Telekom 82, İstanbul Büyükşehir Belediye 117, Adatıp Sakarya 72, Pınarkarşıyaka 81, Fenerbahçe Beko 88, Galatasaray Doğa Sigorta 64, Darüşşafaka Tekfen 80, Beşiktaş Lompa Cephen 92, Anadolu Efes 95. Bahçeşehir Koleji sahasında Gaziantep basketbola karşı karşıya geliyor. Jekiri topu aldı. Jekiri potaya gidiyor. Smaçla bitirdi Tonya Jekiri. Menaharis. Tepeden üçlüğü gönderdi. Menaharis'in basketi. 39 sayı ile oynadığı Menaharis. 9'da 5, 3 sayı isabeti vardı. 3 rebound, 3 de asisti vardı Harris'in. Tonya Jekiri bir smaç daha vuruyor. Tonya Jekiri. Jekiri 13 sayı, 11 reboundla yine double double yaptı. Menaharis topu çalmayı başardı. Menaharis gidiyor, smaçı vuruyor Menaharis. Kolom, Hakan harika asist, Hakan yapar. Menaharis pozisyonu bitirdi. Marco Thomas birebir oynadı Andrew Otins'e karşı. Şimdi dışarı çıkardı. Topu iyi çevirdi. Gaziantep basketbol Can Uğur'u öğüt üçlüğü gönderiyor. Menaharis. Müdahale geldi McKissick'ten. Hızlı hücum şimdi McKissick. Menaharis'in üzerine gitti. O ama bloktan topu kaçırıyor. Basketi atıyor. Shaq McKissick. Can Uğur Öğüt içeri indirmek istedi. Slotter araya giriyor. Kuyuna Kolom. Topla hızlı geldi. Kuyuna Kolom. Can topu çalmayı başardı. Hızlı hücum şansı bu sefer Gaziantep basketbol için ve McKissick smaçı vuruyor. Bir top kaybı Gaziantep basketbolda. Şimdi Andrew Atins gidiyor. Atins'in güzel pası DJ White'ın smaçı. Harika bir alley-oop Menaharis ile Marcus Slaughter arasında. Köşeye doğru Can Uğur Öğüt. 3 sayılık isabet Can Uğur Öğüt'ten. Vasilauskas and Rotins blue yaptı. Menaharis crossover'ın üzerinden üçlüğü gönderiyor Menaharis. Menaharis. Bir üç sayılık isabet daha Menaharis. Tonya Jekiri, Tonya Jekiri. Harika smaç Jekiri'den. Şimdi Andrew Atins perdeden çıktı. 3 sayılık isabet Atins. Andrew Atins de 12 sayı ile oynadı maçta. McKissick, McKissick harika gidiyor. Çok sert bir smaç McKissick. 13 sayı ile oynadı McKissick. Andrew Atins topla geldi. Andrew Atins 3 sayılık isabet Atins'ten. ...92-86 Gaziantep basketbol maçı kazandı. Evet. Son dakikada farkın biraz daha farklı olmasını bekliyordum ama ne yapabilirsin? Onlar çok şutör bir takım, çok yetenekli oyuncular var. El üstünden çok fazla şut sokabiliyorlar. 20 sayılık farkın önemli olmadığını biliyorduk. Zor bir maçtı, ciddi bir maçtı. Evet, 16-17 sayı olduğu zaman fark maç bitti diyemezsiniz. Maçı iyi bitirmeniz önemli. Bizim için çok önemli bir galibiyetti. 7 oyuncu bugün çift hanelere ulaştı. Bence çok önemli bu maçın. Herkesin maça odaklandığını ve herkesin tutkuyla oynadığını gösteriyor. İyi şutu bulduğumuzu gösteriyor. Önemli şutları soktuk. Ve 6 oyuncu çift hanelere çıktığı zaman bu iyi çıkarttık anlamına geliyor.
Evet, bu takımın çok iyi hücum silahlarına sahip olduğunu biliyorduk. Evet, onları hep belirli bir farkın, arada belirli farkı tutmaya çalıştık. Evlerinde iyi oynuyorlar, kolay olmadığını biliyorduk. Ama önemli olan bizim için galibiyeti. Ve bu şansı yakaladık ve bulduk. Evet, bu bir takım oyunu. Her zaman 40 sayı atamazsınız ama diğer oyuncular atabilir. Evet, onlar iyi bir takım ve iyi hazırlandık biz de. Kolom'un boşluğunu diğerleri doldurabilirdi ve biz bugün gerçekten iyi oynadık. Dediğin gibi yani geçen hafta çok şanssız bir mağlubiyet oldu. Bir de Efes'e karşı oldu. Ya bunun telafisinin olduğunu düşündük yani tüm hafta boyunca. Hani burada bunu kazanıp en azından Efes'i telafi edebiliriz diye düşündük. O yüzden çok çalıştık. Yani özellikle çok skorerler. Tamam, Meneris şu an belki 39 sayı attı ama diğer Andrew Atis olsun, diğer Kolom olsun. Yani çok iyi savunduğumuzu düşünüyorum onları. O yüzden bu galibiyet bizi yani 4'te, 5'te, 3'te yani o arada hani tutabileceğini düşündüğüm bir galibiyet oldu. Tüm takımı tebrik ediyorum. Herkes çok savaştı bugün. Teşekkür ederim, sağ olun. Ya bazen yani bu tarz şeyler olabiliyor. Hani şut kaçırabiliyorsun ama bunun her zaman telafisi olduğunu düşünüyorum. Ne yani önümüzdeki maç olsun, diğer maç olsun her zaman telafisi var. Bu hafta da çok çalıştım. Bugün de şutlar girdi, kazandık. Çok mutluyum. Afyon Belediyespor sahasında Banvit'le karşı karşıya geliyor. Randy Culpepper topu çalmayı başardı. Oyun alanında da tutmayı başarıyor ve sonrasında turnikeyle bitiriyor pozisyonu Culpepper. Culpepper bir kez daha topu çaldı. Randy Culpepper. 15 sayıyla oynadı Culpepper. 4 rebound, 4 asist ve 4 top çalması vardı. Jordan Morgan, Tolga'nın asisti. Basketi buluyor Morgan. Morgan da 18 sayıyla oynadı maçta. Pozisyonu bitirdi Kerem Gülmez. Alex Perez, Morgan. Onun güzel pası. Pot altında basket geliyor Banvit adına. Şeymus Azer'le. İsmail Cem Şeymus'a doğru döndü. 3 sayılık atış Şeymus'un üçlüğü. 10 sayı 2 rebound. 1 asistle tamamladı Şeymus maçı. Callaway. Earl Callaway 3 artı 1'i buluyor Earl Callaway. Harika bir alley-oop, harika bir smaç. Jamal Huggins işte Callaway'in pası tek eliyle topu tuttu ve smaçı vurdu. Blok geliyor Culpepper'dan. Hızlı hücum şansı şimdi Afyon adına. O hızlı hücum sayıyla tamamlandı. Potaya çok rahat gitti Oğulcan Balkan. Perez. Jordan Morgan'ın smaçı geliyor. Alex Perez de çok iyi bir maç çıkardı. 36 sayıyla oynadı Alex Perez. 5 rebound, 5 asist yaptı aynı zamanda Alex Perez. İşte o asistlerden biri Jordan Morgan'a geliyor Perez'den. Perez maç boyunca sadece 4 şut kaçırdı. Ama 36 sayı ulaşmasını sağlayan serbest atışlardı kuşkusuz Alex Perez. 23'te 20 serbest atış yüzdesiyle oynadı. 20 sayı buldu serbest atışlardan. Callaway 3 sayılık isabet geldi ondan. Perez 23 serbest atış kullanırken Afyon takım olarak 26 serbest atış kullandı maçta. Jamal Huggins smaçı vurdu bir kez daha. Yine Perez'in asisti. Blok geliyor Jamal Huggins'ten. Morgan araya girdi. Top son olarak Jelionis'te kaldı işte. Blok bir kez daha ekranlarda. Başa baş giriyor son bölüm iki takım. Alex Perez perdeden çıktı. Panyalı bir üçlük geliyor Alex Perez'den. Earl Callaway. 3 sayılık isabet Earl Callaway'den. O da 21 sayıyla oynadı. 7'de 5 3 sayı isabeti vardı. 3 rebound 3 asisti vardı aynı zamanda Earl Callaway'in. Sonrasında burada top kapmayı başardı Earl Callaway. Şimdi Altan Erol. Altan atış kaçtı. Metehan. Alex Perez de kaldı top. Perez hızla karşı alana geçti. Altan onun topuna müdahale ediyor.
Tolga. İçeriye pası Morgan. Cefer araya girmeye çalıştı. Olmadı. 96-90 Banvit maçı kazanıyor. Yani maç tabii ki şimdi Afyon'un bulunduğu durum dolayısıyla biz de aynı durumdan birkaç hafta önce oradaydık. Ve oradan çıkmak kolay değil. Dolayısıyla burada gergin bir atmosferin olması, gergin bir maç oynanması gayet normal şeyler bunlar. Onlar da bir mücadele veriyorlar ve onların mücadelesine büyük saygı duyuyorum. Biz de burada bir mücadele veriyoruz. Biz de o yollardan birkaç hafta önce geçtik. Şimdi daha iyi bir durumdayız biz ligde. Dolayısıyla maçın kalite olarak tabii böyle bir atmosferde kaliteli bir basketbol beklemek mümkün değil. Ayrıca sahada çok genç bir kadroyla sahadayız. Yabancı olarak da 3 tane yabancı ile oynuyoruz. Ama mücadele, takımın gerçekten bir Banvit ruhunu sahaya koyuyor olması, sonuna kadar mücadele ediyor olması, bu kadar hataya rağmen sahanın içinde ayakta kalabiliyor olmasına takıma karşı gerçekten tebrik ediyorum ve takdir ediyorum. Bunu becerebilen oyuncularımız var. Genç oyuncularımız var ama bunların hepsi maç oynamayı bilen ve tecrübeli oyuncular. Evet, hatalar yapıyorlar. Bazı şeyler eksik, şudur budur. Ama en azından maçın atmosferlerinde ayakta kalmayı biliyorlar. Onun için bizim için tabii çok güzel bir galibiyet. Afyon'a da başarılar diliyorum. Onlar da sonuçta bu lige renk katan bir takım. İnşallah ligde devam ederler. Bundan sonraki maçlara aynı şekilde devam etmek istiyoruz. Bizim şu anda artık yani öyle bir hedefimizden ziyade biz şimdi bu galibiyetle ancak ligde artık herhalde kalırız diye bileceğimiz noktadayız. Yani dolayısıyla playoff için haftalardır mücadele eden çok bizim üstümüzde takımlar var. Onlara daha önceden yol aldılar bu konuda. Biz de bir yolun başındayız. Mücadelemize devam edeceğiz biz de. All glory to God. You know, without him I wouldn't be here first of all. Çok iyi oynadık. Çok iyi oynadılar aslına bakarsanız. Çünkü 13-14 sayıdan geri gelerek bizi yakaladılar ve devam ettiler böyle oynamaya. Biz konsantre olduk ve iyi bitirdik. Daha agresiftim bence. Ve her zaman böyle yaparım. Ve geri kalanı çok fazla kontrol edemezsiniz. Elinizden geleni yapmalısınız. Basketbol oynuyorum. Tofaş sahasında Türk Telekom'da karşı karşıya geliyor. DJ Campbell. 3 sayılık isabet DJ Campbell'dan. DJ Campbell 12 sayıyla tamamladı maçı. Şimdi Muhsin Yaşar içeride. Muhsin Yaşar'ın basketi. Tofaş'la Dayan Tager sakat olduğu için bu maçta oynayamıyor. 3 sayılık isabet geldi. Kenny Gabriel da 15 sayıyla oynadı maçta. Tek 3 sayı isabetiydi. Bir 3 sayılık isabet daha geliyor Yunus Sonsırma. Yunus da 11 sayıyla oynadı maç içerisinde. Kenny Kaci rakibin üzerine gitti. Olmadı. Williams'e çıkardı. Carl Williams o kaçırıyor ama. Frank Elegar rebound alıp smaçı vurdu. Semih'e şimdi Meyya'nın üçlüğü geliyor. Semih Meyya da 17 sayıyla oynadı. 6'da 5 2 sayı, 6'da 2 3 sayı isabeti vardı. Erkan'ın pası bir aliyup daha geliyor. Frank Elegar smacı vuran isimdi. Yiğit Aslan şimdi. Yiğit geri çekildi. Tepeden üçlüğü gönderiyor Yiğit Aslan. Belcher Adding köşeye doğru Campbell orada. TJ Campbell'ın üçlüğü. Kyle Williams. 3 sayılık isabet Kyle Williams. Frank Elegar potaya gidiyor, basket atıyor Frank Elegar. Kenny Gabriel köşeye doğru. Köşede Yunus. Bir şut isabeti daha geldi Yunus'tan. Yunus bu sefer Simaç'a indirdi. Vladimir Simaç. Simaç Campbell işbirliği basketi getiriyor Türk Telekom için. Harika bir aliyup. Barış Ermiş'ten Frank Elegar'a.
Kenny Gabriel. Fekine cevap aldı. 3 sayılık isabet Kenny Gabriel. Roger Redding dışarı çıkardı. Orta mesafe şutta Kenny Gabriel'ın basketi geliyor. DJ Campbell'dan diğer köşeye doğru oradan üçlük geldi. Polat da 7 sayıyla oynadı maçta. Stimaç, Redding, Roger Redding, Redding'den üçlük. Yiğit, şimdi Barış. Barış, 3 sayılık isabet ondan farkı azaltmayı başardı bu üçlükle Tofaş. Blok geliyor. Frank Kenny Kaycı bloğu yaptı orada. Şimdi Barış, Kaycı'nın perdesini kullandı. 3 sayılık isabet Kenny Kaycı. Kenny Kaycı'da kaldı top. Son topu kullanma şansı şimdi. 82-82 eşitlik var. Kaycı bekledi. Kenny Kaycı şimdi bıraktı. Barış Ermiş. Barış yeniden dışarı çıkardı. Tepede Kaycı. 3 sayılık isabet süre dolarken maçı kazandıran üçlük geliyor. Kenny Kaycı'den 17 sayıyla oynadı ama en kritik basketi buydu. Tofaş maçı kazandı. Ya şimdi tabii bu hafta çok talihsiz bir kaza yaşadık. Onun için Diante'ye yani biz takım adına kendimiz için değil ama onun için çok üzüldük. İnşallah kısa zamanda sahalara döner. Bize çok emek verdi, çok efor sarf etti. Çok zorladık onu. Aldığımız galibiyetlerde pay sahibi bir oyuncu. O yüzden bugün maç tabii onun yokluğunda dengelerimiz bozuldu. 3 periyotta bence çok iyi oynadık. Yorulduktan sonra düştük. Ya oyunun sonunu daha akıllı oynasak, işte orada zorlanıyoruz biz takım olarak. Daha iyi oynayabilirdik. Yani sonunda maçın başından beri Kenny'yi kullanmak istiyorduk. Ama oyuncularımız sonunda akıl ettiler. Onun için mutluyuz. Yani Telekom kaliteli bir takım. İyi bir kadro. Kimyası birbirine uyan bir kadro. Böyle bir maçı kazandığımız için mutluyuz. Çok büyük bir galibiyet bizim için. Taraftarlarımızın çok katkısı var. Çok iyi oynadık. Hatalar yaptık ikinci yarıda. Öne geçmeyi başardı rakibimiz ama tekrar oyuna geri dönüp problemleri çözüp kazanmayı başardık. Önde kalarak kazanmayı başardık. Takımımı tebrik ediyorum. Müthiş bir iş yarattın. Çok iyi bir pas aldım. Doğru şutu yarattılar ve şutu kaldırmak benim için çok zor değildi. Sadece Tanrı'ya şükrediyorum ve maçı kazandık. Sadece pozitif kalarak, oyuna olumlu bakarak maça tutunmaya çalıştık. Bunu başardık. Her zaman inişler çıkışlar olur maç içerisinde. Ama önemli olan bunu çözmek. Biz de çözdük. Evet, kesinlikle böylesine yakın bir maç olacağını biliyordum. Türk Telekom'un iyi bir takım olduğunu biliyorduk. 7-8 sayı geriye düştük ama geri adım atmadık, takımla gurur duyuyorum. Asla pes etmedik. Evet, geçen hafta çok erken pes etmiştik. Çok sıkı bir hafta oldu bizim için. Point guard'ımızı kaybettik, liderimizi kaybettik. Bunun için fazla savaşmamız lazımdı ve bence en önemli nokta buydu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi aslında Adatıp Sakarya'yı konuk ediyor. Kadro sorunları yaşıyordu maç öncesinde Adatıp Sakarya. Semih Erdem potu altında pozisyonu bitiren isim oldu. Atış kaçtı. Sonrasından Perealis'in basketi. Perealis 10 sayıyla oynadı maçta. TK Adogi zor pozisyonda potaya dönmeyi başardı TK Adogi. Şimdi Haslip Perealis'e. Perealis dışarı çıkardı. Holloway Semih Erden. Semih Erden içeride smaçı vuruyor Semih. 23 sayıyla oynadı Semih Erden. Sadece bir atış kaçırdı maç içerisinde Semih. Potu altında zor pozisyonda Uğur Dokuyan. Mehmet Yağmur. Mehmet atışı kaçırdı ama Perealis
tamamlıyor. Bu sefer de Perales Ariup'ta smaçı vuran isim. Uğur Dokuyan, Uğur'un sayısı geldi. Potaya gidiyor. Burak Eşlik 18 sayıyla oynadı. Burak Eşlik maçta. Atış kaçtı. Ama Mert Çevik orada rebound alıyor ve basket atıyor. 17 sayıyla oynadı Mert Çelik. Mert Çevik. Edogi içeride. Semih Erten arkasında. TK Edogi ters turnikesi. Edogi de 26 sayıyla oynadı. En skorer isim oldu maçta Edogi 26 sayıyla. Alp atış kaçırdı. Edogi rebound'u aldı. TK Edogi çok zor pozisyonda Panya'yı kullandı ve basketi buldu. Mehmet Yağmur. Şimdi Brad Haslip. Haslip'ten üçlük geliyor. 25 sayıyla oynadı Brad Haslip. 22 top kullanıp sadece 9'unda isabet bulabildi. Ramazan Tekin'in de 5 sayısı vardı. DK Edogi üzerindeki 2 kişiye rağmen basket atmayı başarıyor Edogi. Burak Eşlik potaya itti. Basketi buldu Burak Eşlik. Semih alçak posta 2 sayılık isabet Semih Erden. DK Edogi 3 sayılık isabeti buluyor. Adı Sakarya Tevfik Akdamar. Onun da 5 sayısı vardı maçta. Brad Haslip potaya gidiyor. Top potaya bırakıyor Haslip. Bir 3 sayılık isabet daha geldi. Mert Gizir'den. Alp Karahan şimdi perdeyi kullandı. Alp üçlüğü gönderiyor Alp Karahan. Perales smaçı vurdu. Bir üç sayılık isabet daha Mert Çevik. ...117-72 kazandı ev sahibi ekip. Tabii bizim durumumuz rahatlıyor ama tabii Sakarya'nın durumu ben üzülüyorum açıkçası. Çünkü o takımın, o şehrin bu lige çıkmak için maddi manevi neler harcadığını biliyorum. Şu anda da içlerinde bulunduğu durum... Hem staff olsun, koçlar, idareciler, hem o oyuncu grubu olsun, o kardeşlerimiz olsun. Yani bunların hepsi profesyonel, hayatlarında bu işi meslek olarak seçmiş insanlar. Yani o, ciddi söylüyorum, bu galibiyet önemli ama sevinemiyorum. Yani bu işe soyunan insanların lütfen biraz böyle sahiden şapkalarını mı derler, önüne koyarak mı derler artık... Ne yapacaklarsa düşünerek yapsınlar. Hem profesyonel yöneticiler hem amatör yani dışarıdan bu işi destekleyenler. Yani bir dönem bitince yeni bir dönemin başlaması için bu takımın bu hale gelmesi mi lazım? Onun için bu hep bizim hepimizin o bir kulübün o hale gelmesi biz profesyonelleri çok üzüyor. Bugün rahat kazandık ve son 4 karşılaşmada da iyi bir oyun ortaya koymuştuk. Ve bugün de kazanmayı başardık. Kalan haftalarda da kalan karşılaşmalarda da yine elimizden geleni ortaya koyacağız, bunu göstereceğiz ve bunun için de çalışacağız, bundan daha iyi olabilmek için. Şimdi şöyle, maçtan önce seninle konuşmuştuk. Şimdi bu konsantre olmamız gereken hedef maçlarımızdan biriydi bizim. Sakarya'nın durumu maçtan önce bizi ilgilendirmiyordu. Kazandık, rahat kazandık. Fakat Sakarya'nın durumu gerçekten kötü. Şimdi bütün basketbolcular, orada mağdur olan basketbolcu kardeşlerimiz var, antrenörler var. TÜBAT'ın, bizlerin, oyuncuların
Basketbol Federasyonu'nun, herkesin bence kamuoyu oluşturup bu şehre sahip çıkması gerekiyor. Basketbol için çok önemli bu. Hep beraber el ele vermeliyiz ki Sakarya, ya şimdi mesela düşünün böyle maçlar oynuyor. Sakarya düştü, hiçbir anlamı kalmıyor hiçbir şeyin. O yüzden ben maçtan önce söyleyecektim ama maçtan önce söylemek istemedim açıkçası. Maçtan sonra konuşmak istedim. Biraz uzun konuşuyorum, kusura bakmayın. Ama hep beraber el ele Sakarya'yı o şaşalı günlerine geri döndürmemiz lazım. Basketbolun değerini yitirtmememiz lazım. O yüzden böyle bir maç oldu. Yani buraya gelen insanlar zevkli maç izlemedi açıkçası. Sizler de hepinizin uykusu geldi. Bu kötü bir şey. Basketbol için kötü bir şey. O yüzden el ele verip hep beraber birlik olup Sakarya'yı ya da herhangi bir takımın böyle bir durumda olmamasını, ikinci ligde de çünkü arkadaşlarımız var. İkinci ligde de yaşayan arkadaşlarımız var bu durumu. Hep beraber el ele verip bizim bu basketbolu daha da değerli hale kırmamız gerekiyor bence. Pınar Karşıyaka sahasında Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya geliyor. Mustafa Kemal Atatürk spor salonu tıklım tıklım dolu bu maç öncesinde. Hasan Maray potu altında pozisyonu bitiren isimdi. Ahmet Düverioğlu topu aldı. Maray arkasında Ahmet Düverioğlu. C'ye kadar zorladı, şimdi dışarı çıkartıyor. İçeriye girdi ve basketi atmayı başardı rahat bir şekilde. Eric Green. Green bir kez daha Berk karşısında. Sinan Güler çıktı topu aldı. Sinan Güler içeriye, harika bir asist Marko Guduric. İlkan'ın pası, Sinan bloğu yaptı. Sinan Güler blok yapıyor. 3 sayılık atış. Top içeri girmeyi tercih etti Irving Walker. Çeyrek biterken üçlüyü gönderdi Walker. Mili Guduric'e bıraktı. Guduric içeriye indiriyor. Nikola Kalinic basket faulü buldu. Melih Mahmutoğlu, Sinan Güler bomboş pozisyonda. Sinan Güler'in üçlüğü. Sinan topu çaldı. Nikola Kalinic'e bir de asist yapıyor Sinan Güler. Sinan 9 sayı, 5 asistle oynadı maçta. Birkan Batuk, Birkan potaya gidiyor. Basket atıyor Birkan Batuk. Birkan da 11 sayıyla oynadı. Köşeden Walker. 21 sayıyla oynadı. Walker 2 asisti vardı. Berk yine Walker. Walker'ın üçlüğü geliyor. Atış kaçtı. Guduric'te kaldı. Marko Guduric orta sahadan basketi attı Marko Guduric. Orta sahadan üçlüğü gönderiyor Guduric. 20 sayı, 6 rebound, 5 asistle tamamladı Marko Guduric maçı. Guduric yine top onda. Marko Guduric. 3 sayılık isabet Marko Guduric'ten. Berk top kapmayı başardı. Walker'a kazandırdı. Irving Walker. Hızlı hücumu turnikeyle bitirdi Irving Walker. Walker şimdi dışarıya doğru çıkar diyor. Erdin'in üçlüğü geldi. Kaptan Erdegül Aslan. Maçtaki tek basketi buydu. İki de reboundu vardı Erdin'in. Nikola Melli smaçı vuruyor. Mare'yi bıraktı Sekenri'ye. Sekenri. 3 sayılık isabet Sekenri. Sekenri de 8 sayıyla oynadı. Marko Guduric. Melli içeride bomboş. Fake'ine cevap alıyor ve sonrasında da smaçı vuruyor. Nikola Melli. Blok geldi Gigi Datome'den. Marko Guduric Sinan'ı gördü. Sinan şimdi Gigi Datome. Yeniden Sinan Güler. Melih Mahmutoğlu kaldırdı attı Melih Mahmutoğlu. Marko Guduric bir 3 sayılık isabet daha geliyor ondan. 7'de 5 3 sayı isabetiyle oynadı Marko Guduric. Şimdi Nikola Kalinic. Kalinic'ten üçlük.
Fenerbahçe Beko maçı kazanıyor. Çok zor bir maçtı. Dediğin gibi burada karşı yakının salonunda hiçbir zaman işler zaten kolay olmuyor. Oyuncularımı bir zafer için daha kutlamak istiyorum ama aynı zamanda karşı yakayı kutlamak istiyorum. Çok ilginç bir maçtı. Çok iyi bir maç çıkardılar. Çok fazla iniş çıkış vardı. Ama izleyiciler için güzel bir maç oldu. Bu atmosferi oluşturan insanlar basketboldan anlıyor. Onlara gerçekten teşekkür ediyorum. Karşıyaka taraftarına böyle bir atmosfer yarattıkları için teşekkür ediyorum. Aynı zamanda kendi taraftarımıza da teşekkürlerimi sunacağım. Ben onların iyi olmalarını tabii ki umuyorum. Sağlık ekibimiz çok sıkı çalışıyor. Hepsinin çok önemli oyuncuları olduğunu biliyoruz. Ve sezonun artık kritik noktalarına geldik. Hem ligde hem de Euroleague'de. Ve onların çok hızlı şekilde çalışmaya dönmesini umuyoruz. Costa bence geri dönmeye çok daha yakın, antrenmanlara yeniden başladı. Yanı da yakında bekliyoruz. Ama tekrar söyleyeceğim, burada olan oyuncular hazır olmak zorunda ve performans da veriyorlar. Çok zor bir maçtı ve bunun zor olacağını biliyorduk. Bu deplasmana gelirken harika taraftarları var. Harika bir ambiyans yaratıyorlar bu salonda ve iyi de bir takım Pınar Karşıyaka. O yüzden iyi oynadığımızı düşünüyorum. Bazı şeyleri değiştirebildik oyunumuzda. Ritmi ayarladık ve kazandık. Ufak problemleri var saydığın isimlerin ancak yakın zamanda dönecekler bence kadroya. Ve onların sakatlıkları bu tarz maçları kazanmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor. Galatasaray, Doğa Sigorta, Darüşşafaka, Tekfen'le karşı karşıya geliyor. İki takım içinde kritik bir mücadele. Galatasaray son 3 maçını kazandı. Başkanın playoff şansını devam ettirmek için mutlak galibiyete ihtiyacı var. Michael Eric. Güzel adımladı ve basketi attı Michael Eric. Ty Webster, Ernerson şimdi. Ernerson'dan üçlük geliyor. 29 sayıyla oynadı Ernerson. 8 rebound, 3 asisti vardı aynı zamanda Harrison'ın. Bu sezonki en iyi maçını çıkardı. Ama yeterli olmadı onun bu performansı. Ty Webster potaya gitti, basketi attı Webster. Sadece 4 sayısı vardı. 10 top kullandı. Zaten Harrison attıkları değil. Hayes ve Webster'ın atamadıkları belirleyici oldu sarı kırmızılar için. Jeremy Evans potu altında smacı vuruyor. Ernerson topu getirdi, kaldırdı. Üçlüğü gönderdi Ernerson. Ernerson. Yakın savunma var ona. Ernerson. Süre dolarken, hücum süresi dolarken üçlüğü gönderiyor Ernerson. Kartal öz mızrağın sayısı. Kartal da 12 sayıyla oynadı. Takımın skorerlerinden biriydi. Ama en skorer Michael Eric oldu. 16 sayı, 6 rebound, 2 asistle oynadı Michael Eric. Nigel Hayes. Nigel Hayes'in de sadece 4 sayısı vardı. O da Webster gibi 10 top kullanıp sadece 2 isabet bulabildi. Evans dengesini havada sağlıyor ve basketi atıyor Jeremy Evans. Şimdi Doğuş Özdemiroğlu. 3 sayılık isabet Doğuş Özdemiroğlu'ndan. Köşeye doğru Doğuş Özdemiroğlu. Bir üçlük daha geliyor ondan. Çok kritik üçlükler Doğuş'tan. 14 sayıyla oynadı. 5'te 3 sayı isabeti vardı. Tony Douglas şimdi. Douglas bir üçlükte Tony Douglas'tan. O da 12 sayıyla oynadı maçta ama özellikle son çeyrek çok iyi bir maç çıkardı Tony Douglas. Hayes'ten Zach Augusta. Zach Augusta maçı vuruyor. Zach Augusta sadece 5 sayıyla oynayabildi ama sadece 5 top kullanma şansı buldu Zach Augusta. (Gülüyor)
3 sayılık isabet geliyor. Stanton Kidd. Göksen'in gidiyor. Blok geldi. John Dibbler bloğu yapıyor. John Dibbler Göksen'in bloğu yapmayı başardı. Şimdi Dibbler köşede. Dibbler'dan üçlük. Kartal. Dibbler'e döndü. John Dibbler. Topu alır almaz yükseldi ve bir üçlük daha geliyor Dibbler'la. Fark 23 sayı çıktı. Maçtaki en yüksek farkı yakalıyor. Erolcan Çinko'nun üçlüğü. Daçka maçı 80-64 kazanıyor. Biz öncelikle playoff sıralamasına bakacak durumda değiliz. Çok maç kazanmamız lazım o resmin içinde yer almak için. Ama belli oyuncularımızdan fayda çıkarmaya başladık. Onların sorumluluk sahibi davranışları bizi daha iyi bir basketbol takımı haline getirdi. Eskiden sadece hücumumuzu iyi yaptığımız zamanlar cesaretlenip müdafaayı yapabilen bir takımdık. Şimdi bunun da yavaş yavaş değiştiğine inanıyorum ben. Galatasaray gibi bir takım 64 sayıda tutmak kolay bir şey değil deplasmanda. İyi hücum yapmadığımız bir gündü ilk yarı. İkinci yarı hücumun da ayarlarıyla biraz oynayınca, defanstan da vazgeçmeyince bizim için güzel bir galibiyet oldu. Oyuncularımı tebrik ederim. Bencil oyunculara sahip değiliz. Belli oyuncularımızın keskin özellikleri var. Ama bunları sahada avantaja çevirmek için bizim guardlarımızın bir yapıştırıcı görevi oynaması gerekiyordu. Özellikle Doğuş'un, Kartal'ın ve Mert'in oynadığı zamanlar yaptığı iş bizi bu seviyeye getiriyor. Onlar iyi oynadığı sürece biz iyi bir basketbol takımı olabiliriz. 43 ribaund almışız. Gayet iyi bir rakam. 17 asistin yanında da 8 top kaybı yapmışız. Bu da çok güzel rakamlar. Takım olarak oynamaya başladık son 3-4 maçtır ve bunun karşılığında sahada alıyoruz. Güzel, keyif veren basketbol oynuyoruz. Galatasaray gibi güçlü bir rakibi evinde bu kadar farkla yenmek gerçekten büyük bir başarı bence. Maçın ikinci yarısında üstünlüğümüzü sahaya yansıttık. Galatasaray'a da başarılar diliyorum. Onlar da playoff yolunda önemli maçlar oynayacaklar. Biz de aynı şekilde önemli maçlar oynayacağız. İnşallah önümüzdeki maçları da kazanıp playoff'a en üst sıradan girmek istiyoruz. Takımda fiziksel yorgunluk var. Sonuçta çok üst seviye basketbol oynuyoruz. İlk Bayern Münih maçı üst seviye, Avrupa'nın en üst seviyelerinde bir basketbol oynadık. Galatasaray'da üst seviye bir basketbol oynadık ve tabii dediğiniz gibi fiziksel olarak da yıpranıyoruz. Ama bence değişen şey ilk başlarda kaybettiğimiz maçlarda bile topu çok eziyorduk. Bazı kazandığımız maçlarda bile topu çok eziyorduk. Şimdi şu anda top daha çok dönüyor. Herkes topu paylaşıyor. Skor dağılımını iyi yapıyoruz. Asist top kaybı oranımız çok iyi. Bu sayede de galibiyetler geliyor diye düşünüyorum. İnşallah bunu bozmadan devam ederiz. Gerçekten iyi bir performans ortaya koyduk. Ofansif ve defansif olarak. Bundan sonra artık Beşiktaş hedefimiz var. Sonrasında Euroleague'de gelecek tabii. Olympiakos in Greece, we gotta take that game. Olympiakos maçı var Yunanistan'da ve en iyisini yapmaya çalışacağız. Beşiktaş Sonpo Japan Anadolu Efes'le karşı karşıya geliyor. Hızlı hücum Shane Larkin. İçeriye harika girdi Shane Larkin. Yine potaya hücum etti, olmadı. Tibor Plyce rebound kazandırdı Buran'a. Buran'dan üçlük geliyor. Maçtaki tek sahiçi isabetiydi Buran Tuncer'in. Burak Moton, Kenan Sipahi topu çalmayı başardı. Kenan Sipahi sonrasında da topu potaya bırakıyor Kenan. 13 sayıyla oynadı Kenan Sipahi. İçeride Sertaç Şanlı. Eski takımla karşı mücadele ediyor Sertaç. Buran Doğuş'a çıkardı. Doğuş Balbay'dan üçlük geldi. Phil Pressi, Ivan Buva topu aldı. Sertaç arkasında Ivan Buva'nın, Pressi'yi yeniden çıkartıyor. 3 sayılık isabet Phil Pressi. Pressi de 11 sayıyla oynadı. James Anderson'dan üçlük geldi. Onda 10 sayısı, 5 ribaundu vardı James Anderson'ın. Kenan Sipahi kendi yarı sahasından
üçlüğü gönderiyor ilk yarı sona ererken. Erkan Veyseloğlu. Phil Pressi topu almayı başardı. Phil Pressi. 3 sayılık isabet Phil Pressi'den. Larkin Phil Pressi topu çaldı. Sonrasında potaya gidiyor Phil Pressi. Bir kez daha Phil Pressi. 20'ye kadar çıkarmıştı farkı Anadolu Efes. Ama son çeyrekte Enes Berkay Taşkıran bu sefer. Enes'ten üçlük geldi. Son çeyrekte Beşiktaş farkı azaltıyor. Phil Pressi şimdi. Enes. Bir üçlük daha Enes'ten. 13 sayıyla oynadı. 3'te 3, 3 sayı isabeti vardı Enes'in. Shane Larkin ayağı çizgide 2 sayılık isabet Larkin. Enes'ten bir üçlük daha. 3, 3 sayı isabetini de son çeyrekte buldu. Vasile Misic, Trevor Plyce, şimdi Shane Larkin. 3 sayılık isabet Shane Larkin. 28 sayıyla maçın en skoreri oldu Shane Larkin. Sadece 3 atış kaçırdı maç boyunca. Misic'den Trevor Plyce'a aleyüp pası. Samet üçlüğü gönderiyor. Farkı 1'e indirdi Beşiktaş Sonfo Japan. Shane Larkin. 95-92 fark 3 sayı. Phil Pressi. Atış kaçıyor ve Anadolu Efes maçı kazanıyor. Genelde çok iyi oynadık ama son periyotta özellikle 15-16 sayı öndeyken çok sert bir savunmayla karşılaştık. Orada hata yaptık. Hakemlerle tabii atmosferden biraz etkilenip sertliğe tolerans sanıldılar. Sonuçta deplasmandan bir galibiyet daha aldık. Yolumuza devam ediyoruz birlikte. İyi bir karşılaşmayı geride bıraktık ve beraber oynamayı başardık bugün. Yani oynadığım için tabii ki de mutluyum. Güzel de değerlendiğimi düşünüyorum. Yani maçın başında çok iyi tempomuzu yakaladık, farkı açmaya başardık. Biraz dengeler biraz değişiyor gibi oldu ama yine momentumu hep elimizde tuttuk ve maçın sonunda da galip gelmeye başardık. Yani tabii ki de bunun için çok mutluyum ve bu şansı aldığım için daha yani daha çok mutluyum. Daha çok çalışıp daha iyilerini yapacağım inşallah. Anadolu Efes 19 galibiyetli lider, Fenerbahçe 18 galibiyetli ikinci, Tofaş 15 galibiyetli üçüncü, Gaziantep 14 galibiyetli dördüncü sırada. Galatasaray 5. Bahçeşehir 6. Beşiktaş 7. Daşka ise 8. sırada yer alıyor. Pınar Karşıyaka 9. Türk Telekom 10. Banvit 11. Aral Üniversitesi Büyükçekmece 12. İstanbul Büyükşehir Belediye 13. Adatı Sakarya 14. Afyon ise 15. sırada. Haftanın en iyi 10 hareketiyle karşınızdayız. 10 numarada Irving Walker'dan çeyrek biterken 3 sayılık isabet. Zor pozisyonda üçlüğü gönderiyor Walker. Dokuz numarada harika bir asist Vladimir Štimaća. Sekiz numarada Göksel'in gidiyor ama dribbler hayır dedi.
arada harika bir alley-oop. Frank Elegar Barış Erbiş'in asistinde smaçı vurdu. Altı numarada Marco Guduric çeyrek biterken orta sahadan üçlüğü gönderdi. Marco Guduric. Beş numarada And Rotins bloğu yapıyor. Vasilevskas ne olduğunu anlayamadı. Dört numarada Colway'den Elgins harikasız tek el smaçı vuruyor Cemal Elgins. Numarada Kenan Spahi kendi üçlük çizgisinden gönderdi. Harika üçlük Kenan Spahi'den. İki numarada Shaq McKissick. Tek el smaçı vuruyor McKissick. Ve haftanın bir numarası, Kenny Kaji'den maç kazandıran üçlük. Bu üçlükle Tofaş Türk Telekom'u yeniyor. Beşinci haftada Sakarya Afyon'u ağırlayacak Telekom, Pınar Karşıyaka ile karşılaşacak Büyükçekmece Tofaş'ı ağırlıyor. Fenerbahçe'nin rakibi İstanbul Büyükşehir Belediye, Anadolu Efes Bahçeşehir'i ağırlayacak. Banvit Galatasaray ile oynarken Daçka Beşiktaş'ı ağırlayacak.